Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve fin nefli nafilelerde rivayetani anhu İmam-ı Azam'dan iki tane rivayet var. Bakalım neymiş bu rivayetler? Evet. Ehaduhuma. Evet, ben devam ettiriyorum. Tamam. Ehaduhuma rivayetu İbni Sema'a an Ebi Hanife radıyallahu teala İbnu Sema'a İmam-ı Azam'dan rivayet etmiş şunu. Ennehu la yestihhu. Demiş ki Ramazan ayında nafileye niyet etse ne olmaz? Olmaz. Bel yakav an olmaz. Vakti. Yani o vakitte hangi farzı tutması gerekiyorsa o olur yani. Ve huve el esahhu, esah görüşte budur. Niçin? Li enne terahhusa el fıtri lil musafiri. Yani seferi olan bir kişinin oruç tutmama ruhsatı lima kâne li kevnihi ehaffe nezeren ila menafi'i bedenihi. Yani yolculuğun bir meşakkati vardır. Bedenine menfaat bakımında tutmayabilir diye bir ruhsat verilmiştir. Madem ki kişi bunu değerlendirmiyor, oruç tutmak istiyor illaki, o zaman o nafile de tutsa farz oruç yerine gelir. Feli en yecuze lehu etterahusu bima huve ehaffe. Değil mi? Feli en yecuze lehu etterahusu. Feli en yecuze lehu etterahusu. Yani ruhsatın kendisi için caiz olabilmesi bima huve ehaffu aleyhi. Bima huve ehaffu aleyhi. Yani hangisi hafifse o ne yapılır? Olur. Nazaren o ile caiz olur. Dinihi. Evla. Tabi dini maslahat bakımında hangisi daha evla ise o ne yapılır? Ön plana alınır. Yani Ramazan ayında seferi olan bir kişiye oruç tutmama ruhsatı vermiş. Ama eğer tutacaksa vel faidetu fin nefli hiye es-sevabu. Yani nafiledeki amacı ne, gayesi ne bu adamın? Sevap elde etmektir. Ve huve el fardu ekseru. Farzda daha ne vardır? Çok sevap daha fazla vardır. Sevap var. Evet. O zaman farz yerine gelmiş diyelim. Ve sanihima rivayetul haseni anhu. Hasan bin Ziyad el-Lü'lü'nin İmam-ı Azam'dan rivayet etmiş olduğu bir rivayet vardır. Tabi bu anla rivayet etmesi ikisinin de neyi ifade eder? Mehmet abi? En hadis olduğunu mu? An hadis. An neyi ifade etmezdi? Muttasıl olmayı ifade etmezdi. Araştırmak lazım. Etmeyebilirdi, evet. Peki. Ennehu yasihhu. Bu görüşte de, bu rivayette de İmam-ı Azam'ın kişi misafir. Bu daha nafile, bu sahih olan bu değil mi? Şunu la yasuhu demişti öncekine. Tabii orada bu da ennehu yasihhu. Evet. Evet. Yani ikisi de zıt görüşler. Li ennehu lemma kana el vaktu fi hakkihi ke şabane. Çünkü diyelim ki misafir seferde olduğu için Şaban ayı gibi değerlendiriyoruz ona, onun hakkında. Yesihu en neflu kema fi Şaban lima merre. Yani Şaban ayında kişi nafile tutar mı? Tutabilir. Tutabilir, evet. Ramazan ayı da ona tam bir farz olmadığı için nafile niyet ederse nafile ne olabilir? Ola. Ve kayyede bin nefli nafile ile kayıtladı. Li ennehu lev etlaka en niyete, şayet niyeti mutlak
bırakmış olsa fel esahhu ennehu yekav anil fardi ala cemi'i rivayati, yani mutlak olarak oruç tutmaya niyet ederse zaten farz yerine geçmiş olur. Lennehu lemma lem, evet, ne yapmadı? Lem yu'rid, değil mi? An fardil vakti bi sarihi niyetin nefli, yani nafileye niyet etmekle vaktin farzından iaraz etmedi. İnsarafe itlakun niyeti minhu ile savmil vakti. O zaman oraya ne yapılır? Niyet yönlendirilir ve o kastedilir. Ve yekau savmul maridi an fardihi. Hastanın, peki tuttuğu orucu nasıl, ne olarak kabul edeceğiz Ramazan ayında? Farz orucunu eda etmiştir diyeceğiz. Niçin? لِأَنَّ رُخْسَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ. Çünkü hastanın Ramazan ayında oruç tutmaması, oruç tutmaktan aciz olursa oruç tutmayacak. Evet. فَيْذَا سَامَ, değil mi? Madem ki evet, bu hastamız oruç tutuyor. فَاتَ سَبَبُ رُخْسَةِ. O zaman ruhsatın sebebi ne olmuş oldu? Kaybediyor yani. Fevd oldu. Ortadan evet, kalkıyor. Fi hakkihi, onun hakkında. O zaman feltehaka bis sahihi, dolayısıyla sahih bir insana artık iltihak etmiş oluyor. Sahih bir insan olarak değerlendiririz. Fe yekau ma neva neflen ev vaciben ahara an fardil vakti. İstersen nafile niyet etsin, istersen başka bir vacibe niyet etsin, artık illaki Ramazan, o Ramazan orucu yerine geçecek yani. Peki. Evet. Ve huve muhtaru, evet, muhtaru Fahrul İslam ve Şemsil Eyyime Saraksi. Fahrul İslam, bir de Saraksi'nin de tercih ettiği görüş budur. Fis sahihi, sahih görüş. Hem Pezdevi hem Saraksi bu şekilde. Evet. Evet. İnnemâ kâle hâzâ, niye bunu dedi? لِأَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ, hidaye sahibi Merghinani ve اَكْثَرَ الْمَشَايِخِ, meşayihin ekseri, عَلَى اَنَّ الْمَرِيدَ, hasta adam, اِذَا نَوَى نَفْلًا اَوْ وَاجِبًا آخَرَ, nafileye niyet ederse veya başka bir vacibe niyet ederse, يَقَوُ عَمَّ نَوَى, neyi niyet ettiyse o olur demişler. Kel musafiri, aynen, evet, seferdeki kişi gibi. لِأَنَّ رُخْسَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِخَوْفِ اِزْدِيَادِ الْمَرَدِ. Çünkü onun ruhsatı orucun, hastalığın ziyadesinden korkmasına bağlıydı onun ruhsatı. Değil, evet, mi? لَا بِحَقِيقَةِ الْعَجْزِ. Yani aciz olursa oruç tutmaz, aciz değilse oruç tutacak değil. Eğer hasta olan kişinin hastalığının artmasından bir endişesi varsa oruç tutmayabilir. Fekâne kel musafiri, o zaman aynen ne gibi oldu? Misafir gibi oldu. Seferi misafir gibi olmuş oldu. Vaffaka ba'dul ulemâi beynehuma, alimler, bazı alimler ne yapmışlardır? Herhalde aşağıda vakafe mi yazıyor? Dört. Nuska vakafe, evet. Evet. Nuskatı vakafe durumu diyor. Tabii. Vaffaka deyince de yani uydu manası çıkıyor. Tam tersi oluyor. Vaffaka bi ennel marada mutenevvi'un. Yani şöyle onlar biraz değerlendirmişler yani. Vaffaka ne yapmışlar Mehmet abi? İlemma... Muvaffakat etmişler manası mı oluyor? Vaffaka derse. Yok. Ama vakafa yani, derse duraklamış oluyor. Vakafa durmuşlar yani. Evet. Bütün hastaları aynı ne yapmamışlar? Değerlendirmemişler. Vaffaka, tereddüt etmişler. Evet. Vaffaka yani
Burada birazcık farklı bir mana, yani Farklı mana çıkıyor. farraka ba'dul ulemai beynehuma, yani bunların arasını ayırt etmişler, tefrik etmişler. Bi ennel marada mutenevviun. Çünkü hastalıklar nedir? Nevi nevidir. İlâ mâ yedurru bihi el-savmu. Değil mi? Orucun zarar verdiği hastalıklar var. Orucun zarar vermediği hastalıklar var. Kevveca'l-râsi vel-ayni vel-hummeyâti. Değil mi? Huma hasta. Evet. Humma böyle ateşli hastalıklar. Ve ilâ mâ lâ yedurru. Bir de orucun hasta, değil mi? Orucun zarar vermediği hastalıklar var. Kel emradi rutubiyeti. Evet. Üşütmeden falan böyle kişinin kapmış olduğu hastalıklar. Ve fesadil hedmi. Yani diyelim ki kişinin hazmı, yani midesel böyle bir takım evet. Rahatsızlıklar olursa oruç onlara zarar vermez. Zarar vermez. Evet. Ve gayriha. Fetterahhusu bi khawfi izdiyadil maradi yekunu fin nev'ul evveli, yani o hastalığın artma korkusu birinci nevide geçerlidir. Ve bi hakikatil aczi fil thani, ikincisinde ise yani aciz kaldığından dolayı oruç tutmayabilir yani. Bu da seferiye mi benzemiş olur ikincisi? Ve bi hakikatil aczi. Yok. Ve bi hakikatil aczi nedir? Çünkü ikiye ayırdık ya hastalıkları. Evet. Yani bu ikinci durumda seferi durumuna mı benzemiş olur? Aşağıda yedi ne diyor? Yediye bir bak. Yedide atlamış mı? Ha şurada. Feyyekavu savmehu an farzul vakti. An farzul vakti yani. Feyyekavu savmuhu an farzul vakti. Dolayısıyla yani o da farz yerine geçiyor. Farz yerine geçmiş olur. Evet. Ve salüsü en yekune mi'yaren la sebeben. Yani zaman ne olmuş oluyor? Mi'yar oluyor ama sebep olmuyor bu sefer. Emme kevnuhu mi'yaren fezahirun. Yani mi'yar olmasına gelince nedir? Açıktır. Zahir. Evet. Ve emme ademu kevnihi sebeben. Peki niye sebep olmuyor? Fili enne sebebe fil kadai. Çünkü kazada sebep. Ma huve sebebul edai. Edanın sebebi neyse kadanın da sebebi odur. Ve huve şuhudu şehri. O da nedir? Edanın sebebi. Ayı, yani Ramazan ayını görmek. Ramazan ayına girmek. Ve fi savmin nezri. Nezri. Nezir orucunu tutmakta ise en nezru nezrin kendisidir. Ke kadai ramadane, değil mi? Ramazan'ın kazası gibi. Evet. Ve ke nezri el mutlaki. Nezir de Ramazan'ın kazası gibidir dedi, değil mi? Burada birleştirdi. Ve fi savmin nezri, yani nezir orucunu tutmanın şeyi nedir? Yok, Ramazan'ın yani nedir dedik? Edanın sebebi kadanın da sebebidir dedik. O da nedir? O da o Ramazan ayını görmek. Olmadı galiba. Ama nezirde öyle bir şey yok. Tamam. Nezirde sen nezrettin, oruç tutacaksın. O nezrin sebebi ne olmuş oluyor? Nezrin kendisi olmuş oluyor. Çünkü sen kendin onu kendine ne yaptın? Vacip kıldın. Ama Ramazan'da ise ama sebep o oluyor. Doğru. Birisinde evet. Sebep kendi nezrindir. Birisinde de sebep nedir? Ramazan ayını ke kadai ramadane ve ke nezril mutlaki. Kekadai Ramazan, mesela Ramazan ayının kazası. Çünkü sen ne yaptın?
Ramazan ayına şahit oldun ama orucu Hocam, tutmadın. şurada şu cümlede ben şöyle bir şey çıkardım ama yanlış mı? Şurada dedi, feli enne sebebe fil kazayı, kazada sebep. Mahve Mahu sebebül edai. Yani mahve sebebi, sebep, mahve sebebi el edai. Yani eda etmektir diyebilir miyiz? Yok. Sebep eda etmektir. Eda'nın Olmaz sebebi neyse kadanın sebebi de odur. mı? He. Eda'nın. Eda'nın sebebi Ramazan ayının gelmesiydi. Peki burada Ramazan ayı gelmeden biz kaza yapıyoruz. O nasıl olacak? Hangi neyin kazasını? Ramazan ayının kazasını. Ama sen Ramazan ayının gelmeyen Ramazan ayının kazasını yapmıyorsun ki. Daha Ya önce gelmiş olmuş geçti bile diyorsunuz. Değil mi? Ha, o geldi geçti bile. sen daha önce bir Ramazan ayı yaşadın ama orada tutman gereken bir oruç yani Tutmadın. tutman gereken bir oruç vardı. Onu tutmadın. Evet. Onu sen ne Sebep o mu yapıyorsun? oluyor? O sebep o Ramazan ayı oluyor o zaman. Tabii. Daha önce Geçen diyelim. Ramazan ayı. Aynen tabii. He, Evet. o zaman sebep olmadı zaten şey. Miyar oldu sadece. Evet. Değil mi? Ne demişti önceki sayfada? Ve sani en yekune mi'yaren lehu dedik ve sebeben La sebe ben dedi. bir O saniye. gelen gün Evet. işte, ya bizim o kaza orucunu tuttuğumuz gün miyar ama sebep değil. Sebep önceki Ramazan. Evet ve salisu en yekune mi'yaren la sebeben. Yani o mi'yar oluyor ne oluyor sebep La sebeben. olmuyor. Ne gibi? Ke kadai Sebep Ramadan'ı. olmuyor. O orucu tuttuğumuz gün. Evet Evet. ne gibi? Ke kadai Ramadan'ı dedik değil mi? Ramazan'ın kazası gibi. Evet. Yani Kazası gibi. evet daha ne gibi? Ve Tuttuğumuz gün ona kennezri miyar oluyor ama sebep olmuyor. sebep olmuyor. Evet. Ve kenezül mutlak. Evet. Bir de mutlak Şu gün tutacağım diye belirtmediysen, sen evet. mutlak nezretmişsin. Yani 5 gün Nezirde. oruç tutacağım dedin. Ha, Orada ne zaman tutacağını söylememişsin. söylemedin. Ne oldu? O miyar olmuş olduğu zaman ne olmadı? Sebep Sebep olmadı. olmadı. Böyle olursa ve yuştaratı fihi niyetu tayini o zaman tayin etmek zorundasın Niyeti yani. tayin etmek şart. Tabii orada Evet. yani Şart oldu. o nezri tutabilmen için o nezrettiği daha doğrusu orucu tutabilmen için ne yapman lazım? Tayinle, niyetle tayin etmen lazım. Ha. Ve iştaratu fihi niyetu tayini ey en niyetu minelleyli yani. Geceden belirteceksin. Niye? Lienne levkate gayru muayyenetin lil ibadati. Çünkü vakitler ibadetler için ne yapılmamıştır? Tayin edilmemiştir. Edilmemişti. Feyyekavu el imsaku evvelel yevmi yeme içmeden cimadan günün ilk evvelinden ne yapılır? Kendisini kişi men eder. Min şuru'il vakti. Vaktin başlamasıyla. Ve huve en neflu. O da nedir? Nafiledir ki. Fela yekavu Nafile. minel kabai. Yani o zaman halbuki sen kazadan daha önce tutmamış olduğun Ramazan'ı tutacaktın veya daha önce nezletmiş olduğun bir orucu tutacaktın. Sen onu eğer gecenin veyahut da gündüzün ilk saatlerinde onu kayıtlamazsan o zaman normal nafile bir oruç tutmuş olursun. Evet. Geceden belirleyeceksin ya. Evet. Ve emma izâ neva mine'l-leyli kişi geceden niyet ederse yen'akidu el-imsaku min evvelin-nehâri li-muhtemilil-vakti ve huvel-kadâ'u. Değil mi? Vakit çünkü Evet. ihtimallidir. O da olabilir. Başka bir şey de olabilir ki ilk etapta sen onu kayıtlarsan o zaman kaza veyahut da mutlak bir nezir ifa ettiğini belirtmiş olursun. Evet. Ve la yahtemilu el fevate yani daha önce tutmamış olduğun Ramazan'a veyahut da bir nezre ihtimali
yoktur. لِأَنَّ وَقْتَهُ الْعُمْرُ Çünkü daha önce sen mutlak bir nezir yaptın ya, mutlak nezri artık ömrünün sonuna kadar ne yapabilirsin? Tutabilirsin. وَأَمَّ السَّوْمُ وَالصَّلَاتُ الْمَشْرُعَانِ فِي الْوَقْتِ Oruç ve namaza gelince, ama hangi oruç ve namaz? Meşru olan oruç ve namaz. Fil vakti el muayyeni fe yefutani bi fevatihi ama. Diyelim ki öğle namazını, öğle namazının vaktinde kılmasan fevt etmiş olur. Hatta Ramazan'ı evet, Ramazan'da tutmazsan o zaman ne olmuş olur? Fevt olmuş olur yani. Fevt olmuş olur. Evet.